Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem hediye gelen sukulentlerimin hem de yeni aldığım sukulentlerin dikimini beraber yapmak istedim. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Bir saksıdan ne kadar dolu dolu çıktı. Çok güzel şunlar. Çok pıtır pıtır. Çok hoşuma gidiyor. Şimdi beraber hem dikmek istedim sizlerle. Şöyle iyidir sanırım görüntü. Hem de biraz konuşmak istedim arkadaşlar. Şöyle tarçın serptim toprağımın üzerine. Şöyle biraz karıştırayım. Bir de arkadaşlar bakın şöyle yumurta kabuklarını ben böyle ufalıyorum. Ben zarlarını çıkartıyorum arkadaşlar. Çıkarmadan yapanlar da var. Sonra böyle biriktiriyorum ve bir bardakla böyle eziyorum. Yani yumurta işte zarlarını olabildiğince almaya çalışıyorum. Böyle de yemek tarifi veriyormuş gibi oldu. Hepsini koyduktan sonra şöyle güzelce bir karıştırdım arkadaşlar. Videonun bundan sonraki kısmında birazında ses kaydı yaparak devam etmek istedim. Çünkü sizler için biraz hızlandırmak istedim videoyu, dikim aşamasını. Umarım sıkılmadan izlersiniz. Bu Marrow Sukulent. Çok seviyorum bu türü. Çok güzel duruyor böyle kahveli, böyle karamel tonları da var alt yapraklarının renginde. Bunu da Migros'tan almıştım. İkinci diktiğim türü de böyle güzelce bir araya dikeceğim inşallah. Hepsi güzel bir şekilde büyürler. Bir de arkadaşlar Kayalar AVM'den aldığım sukulentlerde oradaki işte üretim yapanlar bir dahaki sezonda bu fiyata olamayacağını, çünkü hiçbir şekilde maliyetin karşılamadığını söylüyorlar. Ve bir dahaki sezon bu fiyatlara bulamama ihtimalim var. Yani ben de bulmuşken alıyorum. Bu da Emine Hanımcığımın gönderdiği sukulent arkadaşlar. Onu da buraya dikmek istedim. Yani yakında artık her şey çok pahalandığı için sukulentlerin de çok çok daha pahalanacağını düşünüyorum. O yüzden her bir sukulent, her bir yaprak bizim için çok kıymetli arkadaşlar. Bunu da Migros'tan almıştım. Polidonis. Böyle güzelce diktim. Bu arada toprağım da bitti. 40 litre toprak almıştım. O da bitti. Şimdi onun yerine kokopit aldım arkadaşlar. Elimdeki olan malzemelerle karıştırdım. Aeonium kivi de buldum orada. Bir tane vardı viyollerin arasında. Hemen aldım onu da arkadaşlar. Bu da Emine Hanımcığımın gönderdiği sarkıcı sedumdan. Böyle onları da aralarına böyle dikeceğim arkadaşlar. Başka hani ayrı bir saksı yapma imkanım yok. Böyle yanlarında büyüsün isterim. Bunlar da üçlü rozet şeklindeydi ve ben ayırdım tabii ki daha hızlı büyümeleri için. İki tanesi köklü şekilde ayrıldı ama biri köksüz olaraktı. Sorun değil, köklenir zaten. İnşallah sonbaharın böyle gelmesiyle hepimizin sukulentleri böyle biraz rahat nefes almıştır. Böyle güzel güzel renkler veriyor. Şimdi dikerken ben gözümde canlandırıyorum hep. Bu da arkadaşlar böyle tüylü gibi, yani pardon, kökleri böyle gövdesinde böyle tüylü gibi duruyor. Dedim Allah Allah, yapısı öyle herhalde. Hepimizde olduğu gibi aslında böyle ben de diktiğimde gözümde canlandırıyorum büyümüş hallerini. Biliyorsunuz sukulentler hemen büyümeyen türler. Böyle hani bir sardunya olsun, ne bileyim diğer bitkiler gibi böyle hemen birkaç zaman içinde böyle hani büyüyüp gelişen türler değil. Bunu tecrübe ederek hepimiz yaşıyoruz, görüyoruz. Bazı türler tabii ki hızlı gelişebiliyor. Ama buradaki diktiğim türlerin arkadaşlar çoğu aslında önce bir yavaş gelişecek. Ondan sonra böyle hızlanacaklardır inşallah. Böyle konudan konuya da geçiyormuş gibi oluyoruz ama buradan böyle arkadaşlar ben özellikle böyle teşekkür etmedim hiç, böyle hani kanal arkadaşlarıma olsun, işte normal izleyen arkadaşlarımız olsun. Mesela bu Kayalar AVM'ye sukulentler geldiğini söyleyen Meltem arkadaşım var. Kanalı yok onun. Mesela o da beni YouTube'da görmüş ve kayalarda olduğunu görünce o da almaya başlamış oradan. Ve böyle bir
Benimle tanıştı aslında, hani Instagram'dan bir iletişime geçtik ve yakın sayılır yani evlerimiz. Böyle bir tesadüf denk geldi tabii ki ve bana Instagram'dan Kayalar AVM'ye yeni sukulentlerin geldiğini haber verdiği için buradan çok teşekkür ediyorum. Çünkü bana Kasım gibi gelir demiştiler. Ama o da bana görmüş sağ olsun. Böyle hemen haber veriyor sukulentler gelmiş diye. Hep söylüyorum buradan güzel böyle çiçek arkadaşlıkları, sukulent arkadaşlıkları gelişiyor diye. O yüzden böyle çok kıymetli böyle izleyen arkadaşlarım var. Buradan çok çok teşekkür ediyorum. Hep yorumlarda varlar zaten. Kanal arkadaşlarıma da buradan çok teşekkür ediyorum. Özellikle isim isim söylemeyeceğim yani kanal ismi olarak. Çünkü şu anda unuttuğum olabilir. Yani spontane gelişti şu anda arkadaşlar. Unuttuğum olabilir ve kimse gönül koysun istemem. O yüzden buradan zaten hep yorumlarda varsınız. Size canı gönülden çok çok teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar desteklerinizi esirgemediğiniz için. Ben de aynı şekilde keyifle, severek takip ediyorum hepinizi. Böyle güzel arkadaşlıklarımız gelişiyor. O yüzden çok mutlu oluyorum. Birbirimize buradan böyle hani takıldığımız veya da hani bakımında sorun yaşadığımız bir tür olduğunda bilgi akışı da sağlanıyor ve bu çok güzel bir şey. Ben hiçbir zaman gocunmam arkadaşlar. Özellikle söylemek isterim. Bilmediğim bir şeyi bana söylediklerinde gocunmam. Çünkü öyle bir yapım yok. Çok teşekkür ederim. Buradan böyle hem bilgi akışı sağlıyoruz, hem güzel dostluklar gelişiyor. Ben böyle misal dikenler tacını yani sordum belki bir bilen olur, bir yol gösteren olur diye. O yüzden hiç gocunmam arkadaşlar. Bunlar çok doğal ve çok güzel şeyler. O yüzden iyi ki varsınız arkadaşlar. Ay, son görüntüsü de bu şekilde. O kadar tatlı duruyorlar ki şunların güzelliklerine bakın. Yani sevmemek mümkün değil yani. Şunlar da buralardan sarksın. Ben böyle şu anda gözümde canlandırıyorum tabii ki. Buradan böyle sarkarak büyüsünler. Çok tatlılar. Şuralar biraz toprak olmuş. Şöyle bakın arkadaşlar. Şunu biraz şöyle aşağı alalım. Bu şekildeler. Umarım böyle sağlıklı, güzel güzel büyütmek nasip olur. Aralarına yine bir şeyler belki ekler miyim bilmiyorum. Şu sedumlardan ekleyebilirim. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.